Fenerbahçe-Göztepe maçının devri arasında birlikteyiz. E, maçın henüz dördüncü dakikasında Serdar'ın golüyle adeta 1-0 önde başladı mücadeleye Fenerbahçe. E, i̇lk 20 dakikada daha istekli gibi göründü ama sonra e, Göztepe oyunu dengeledi. Pozisyonları var, çok ciddi pozisyonları var. Hem Mubanje ile hem Tiyaniç ile e, Halil'in şutları denemeleri var. E, biraz bozdu sanki Fenerbahçe'nin oyunu. Fenerbahçe o geçtiğimiz haftaki haftalardaki yüksek tempolu, dinamik o canlı oyununu e, bu karşılaşmada şu ana kadar pek sergileyemedi. Belki bir ilk yarının başında böyle bir 10 dakika falan. Ne dersiniz? Burada Göztepe'nin bir katkısı var. Fenerbahçeli futbolcular düşük bir teste mi oynuyor? Önce takımlar yukarı doğru çıkınca şeyleri düşüyor. Oyun şekilleri düşüyor. <laughs> tempoları düşüyor. Mesela Trabzon neler oynuyordu şimdi nasıl? Ben Fenerbahçe ele golle başlayınca dedim ki işi rahat bitirir. Çünkü Göztepe'nin artık son şansı. Yani Tabi. <laughs> bu maç bu maçtan çıkarsa bir maç daha. Ama bakıyorum ben iki tane net pozisyonu var Göztepe'nin. Çok net. Altay kurtarmadı pozisyonları. Göztepe'li oyuncular kaçırdılar öyle söyleyeyim. Yani iki topu da üzerine vurdular. Aslında o iki topu üzerine vurmak daha zor. Onu söyleyeyim. Yani Altay kurtarmadı. Spiker Altay kurtartılıyor da. <laughs> Altay kurtarmadı. İki pozisyonda kaçırdılar. Fenerbahçe'nin daha böyle bir tempolu, coşkulu oynaması lazım. Demek ki yukarı çıkınca gerginlik mi başlıyor? Ne oluyor Amin, bilmiyorum. E, gol attı Fenerbahçe. Fenerbahçe golden sonra yok. Sağda yani bir 10 dakika falan oynadı. O da tam etkili değil. Ondan sonra Göztepe hakim oldu. Ee, bir offside oldu. olduğu bir için gol sayılmayan Çok güzel Miha Zayt'sın. Ama o. İlk, güzel ilk bir volesi var. İlk pozisyon offside'ti. Onun dışında öyle gol pozisyonu da hatırlamıyorum Yok, pek. Yani bugün statta gördüğüm gene en güzel şey, en güzel şey seyirci. Evet. 45 yani bin taraftar var. Bu statların işte Beşiktaş seyircisi, Fener seyircisi, arkadaş helal olsun. Yani takımları ikincidir, üçüncüdür, beşincidir ama şu seyircinin şu havası o çocuklarla mucuklarla benim boşuma gidiyor. Ne güzel gidiyorlar. görüntüler değil, değil mi? Özlemişiz yani bunları. Evet. Helal olsun arkadaşlar. Arbaça seyiri sana helal olsun. Yani bugün cumartesi bugün ve saat sekiz buçuk bu sahayı böyle dolduruyorlar. Doğru. Bravo. Bak, beş daha daha iyisini görmeyi hak ediyorlar. Boşuma gidiyor yani bu olsun bunlar yani Doğru. biz hala da işte şampiyonluktan uzaklaşınca seyirci gelmiyor falan hayır arkadaş ya. Yani bu bir bayram havası, bu bir tiyatro, bu bir Doğru. sinema, bu bir maç yani. Çoluk çocuk geleceksiniz, burada keyif alıp gideceksiniz. Aynen öyle. İki keyif. saat, vakit saat, baştan evvel yemek yiyeceksin, sohbetini yapacaksın, şey yapacaksın yani bunlar güzel şeyler ya biz bunlar hep hani işte soktuk geçirdik parçaladık gibi saçma sapan işte ölmeye geldik ölmeye filan artık yok ya eğlenmeye geldik eğlenmeye baksana. Bir de yayıncı kurulu ne Benim hoşuma gidiyor. Hani Çocukları çekmesi, He. bayanları çekmesi. Çünkü istat evet. onlarla da olduğu zaman daha güzel oluyor. Yani çiçek, çiçek gibi oluyor. Şüphesiz. Ve onları göstermesi de çok güzel bir olay yayıncı kuruluş. Aynen. Ve Doğru bütün yayıncı hocam. kuruluşlarının bunları çekmesi lazım. Doğru söylüyorsun. Teşvik hocam. etmeleri lazım. E, bugün Fenerbahçe'de e, İrfan Can cezalı olduğu için yok. E, onu arıyor mu üretkenlik arıyor. anlamında? Arıyor. Oyun kuran adamı yok. Dikkat et. Ee, bir 10 dakika falan ağırış. Ondan sonra sahaya hakim olan takım Göztepe. Yani Fenerbahçe geliyor ama vitaminsiz geliyor. Bir organizasyon... Ağırlar sanki bugün. Daha ağır oynuyorlar. Evet. Yani Vitamin... daha böyle dinamik ve e, hızlı oynuyorlardı. Topu daha hızlı çeviriyorlardı. Evet, bugün evet. o yok ilk yarıda. Hocam her zaman aynı onu bekleyemezsin. Tabii yani futbolcuların Hocam hepimizin hepimizin de günü ayrı ya. Sabah kalktığın zaman ayrı, hocam. o gün ayrı geçiyor. Her gün aynı olsa <laughs> ya yani olmuyor. O gün belli olmuyor yani. O şöyle takım bu yani. 11 kişi oynuyorsun hocam. Hani teke tak olsan tamam. Göztepe için de şöyle bir baktığımız zaman puan durumundaki yerine aslında, aslında bunlar ya şu ya tamam ya devam maçları. Şu oyun tarzıyla Göztepe'nin şu puanda olmaması gerekir. Zaten nasıl geldiler anlayamadık ki. Yani daha eli yüzü düzgün top oynuyorlardı. Evet. Gittikçe geri düştüler. Mesela Göztepe gibi takımların filan ligde olması lazım. Seyircisi Bunlar, var, camiası var. Yani, Şimdi İstanbul'dan yazık. iki takım daha çıkarsa kaç takım olur hocam? <laughs> İstanbul Ligi olacak hocam. <laughs> İstanbul ve diğer lig filan olacak yani. Abi Yok. seyircisi olan takım olsun ya. Seyircisi olmayan takım olmuyor arkadaş ya. İşte Fenerbahçe seyirciyi görüyorsun. Kırk küsür bin. Peçiktaş öyle. Galatasaray şu anda... İyi değil o konuda geride kaldı. Trabzon öyle. Taraftarı suç Taraf yok ama <laughs> orada yani takım olsun bir şeyler abi, vaat etmiyor. Ne olursa olsun abi geleceksin. Doğru hocam. De Gerçi bilir. geçen e, yine 30 binin üzerindeydi hocam, her şeye rağmen. Küme de düşebilirsin ya. İngiltere'de takım küme düşüyor. 30 bin kişi 35 bin kişi, kişi alkışlayarak yolluyor. Doğru. Doğru. Ya, doğru. O günlere gelelim artık ya. E, şey Güzel var ya tezahürat olur. iyi günde kötü günde evet diye. Evet abi ya. Ama işte öyle olmuyor. Yenil öyle sende oldu. hani Fener sloganı Bahçe vardır. Kaç puan geride şu seyirci. E güzel bir olay. Benim o. Bak Beşiktaş kaç puan geride o seyirci. Ee, şimdi tabi bu anlık puan durumları bu skorlarla olan puan durumları e, 6 Altay 30 yaptı. E, bugün Başakşehir'le berabere kaldı hocam. Evet. 1-1. E, Antalya kazanmaya devam ediyor hocam. Alanya'da Güne Akdeniz derbisinde Antalya derbisi ya da işte evet. e, Alanya eski Alanya değil. bir kazandı Antalya. Antalya Antalya'da çıkıyor. eski Al Antalya Ama değil. Antalya değil. değil. Antalya e, 8. sıraya geldi. 50 puan yaptı ya. Evet. Nerelerden geliyor? Evet çok aşağıdan geldi. Yani, Ama onlar düşme hattından falan. 3 tane yolcu aldılar değil mi? Evet. evet. O, hakikaten. Bir de o çocuk hakikaten kendini yetiştirdiği yani hazırlıklı gelen bir adam. Şimdi bir yandan da tabii kazanırsa Fenerbahçe şu anda skor 1-0 son derece tehlikeli bir skor olduğunu kabul edelim. Ama hani mevcut skorla e, 73 ve 62 oluyor puan durumları. 11 puan oluyor bitime. 5 hafta kala e, yani biraz daha ötelenebilir. Ama ama böyle biterse şu anda maç bilemiyorum. Şampiyonluk için mi diyorsun? Hocam, Haftalar hani hocam bu olmuyor. hafta mı o hafta mı? Hocam ona göre hazırlanıyor ha, ya şu herkes. Olur yani, Trabzon için tamam da. E, Trabzon'u tahmin ediyorum dünkü maçtan sonra hem Trabzonlu futbolcuların hem de teknik direktörün Şapkayı aklı başına gelmiştir. Şapkayı önüne koymuştur hocam. değil mi herkes? Ben çok ne söylüyorum. Doğru hocam. Göreceksin Adana'da farklı bir Trabzon göreceğimi tahmin ediyorum. Yani öyle, öyle böyle ben bu işi götürürüm işte oynarım. Hasan'ı alırım Hüseyin'i koyarım ikinci yarı filan olmaz. Yani teknik direktör dahil topçu dahil Adana'da farklı bir Adana'da Trabzon demir göreceğimi zannediyorum. Çünkü öyle şey bir Tabii takım değil. Adana Spor'da iyi takım zaten. İyi takım. Onun için i̇yi takım. Güzel bir maç olur. Evet. Yani artık yüzyıl şey boyu kısaldı kaldı 5 hafta. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü Pelkas sakatlandı Tabii çıktı. Zalai'yi savunmanın soluna Ferdi'yi öne aldı. 33. haftadasın. Evet hocam. 33. haftadasın. Trabzon iki defa yenilmiş. <laughs> hocam. Evet hocam. 31 hafta yenilmemiş adam. Şimdi ikinci Fenerbahçe'nin yenilgisi 7. Konya'nın 8. Sonra başlıyor 11 filan. Çift taneler başlıyor. Yani adam. Trabzon'un biraz beraberliğin fazla oldu. 10 beraberlik. O da son haftalarda evet. oldu yani. Yoksa Hocam bu kadar şimdi 6 haftada, 6 maçta bir galibiyet, o kadar büyük bir kredisi vardı ki hala daha büyük puan farkıyla yöneliyor. E düşünün yani nasıl bir 3 yani hafta kredi bitirebilirdi. varmış. bitirebilirdi. Hangi 3, hangi 5, hangi 6, hangi 10? Biz bir Tabii. ara burada e, Trabzon'da arkadaşlar 9-10 hafta falan diyorlardı. Evet. Olmaz. Hoş bizim şeyde Trabzon'da biraz az vardı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ferhat'ın Asaylı Beştaşlı baza var. Şimdi, İstanbul oldunca. E, i̇kinci yarıda e, kenarda şöyle bir bakıyorum yedeklere de. Arda var. E, Valencia var Fenerbahçe'de. Şu anda, Sosa var. Hocam şu Gustavo anda, var. Şu anda risk edemezsin öyle Ardayı şu anda. Hmm. Şu anda risk edemezsin. Yapmaz onu. Tecrübeli adamlarla bir, bir 15 dakika bakacak şimdi ne olduğuna. Ondan sonra ufak ufak başlar. Ama bu maç şu aşamada pek genç oyuncuyu kaldıracak pozisyonda değil, altta kalırsın. Çünkü bulabileceği bir gol Göztepe'yi işi başka tarafa sokar. Değil mi? Tabi. Onun için şu ana kadar hakem de iyi gitti. Onu söyleyeyim. Yasin Kol. Şu ana kadar hakem de iyi gitti. Biz bu maçlarda papazları beklerdik. Göztepe'de Biliyorsun de, de Yahovic falan var kenarda. Hani ee... çok tecrübeli. 35 yaşın tecrübesinde ve Fenerbahçe maçlarında da gole yakın bir isim. Yahovic. Hocam şu anda... Onlarda da öyle bir son bölümde anda, hamle gelebilir ama bu skorla devam ederse tabii. Hocam şu anda bu skorla Göztepe yani kümeye düşmeyi garantiliyor gibi bir şey. 12 Kork, puan oluyor. Bak, korkacağın takım bunlardır. Kaybedecek neyi var Göztepe'nin? Hiç. Şu Hiç. anda... Düşme bir üstü 39, Göztepe 27, 12 Şimdi puan. Şu beş anda hafta. Fener'e kaybedecek. 5 haftada yani 12 puan. Zaten ikincilikte Fener'e kaybedecek işte. şey var. Gerginliği. Tabii çok şey var. Göztepe'ni kaybedecek hiçbir şey yok. Hocam kaybedecek şey olmayan adamdan, insandan korkacaksın. Doğru hocam. Doğru. Doğru. Kaybedecek hiçbir şey yok Göztepe'nin. Ne olur? Ha sıfır olmuş, ha sıfır olmuş. Fark etmeyecek Doğru. ki. Doğru. Onun için ne var ne yok oynayacak. Ya bu Fenerbahçe'de ona göre. Tamam yani. devam mı çıkıyor Şimdi tabii çok kontrollü ve dikkatli hocam, olması gereken e, bir e, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maç arka arkaya kaybetmiş Göztepe. Evet. Müthiş bir olumsuz seri yani. Öyle böyle değil. Kasımpaşa, Trabzon, Alanya, Konya, Kayseri. Ha bu maçı tabii bu maç da dahil. Şu anda da bunu hesaba katmamak lazım. 5 maç diyelim. Evet. Çok kötü bir seri. 3-0, 2-0, 4-2, 3-2 bir tek Kasımbaşı maçı. Geçen yani, hafta Kayseri'ye. Ben izliyorum. Kim tarihini, var? Kalan maçlar. Gaziantep deplasmanı, Riza maçı var. Riza maçı da hedef maçı tabii. Karagömürlük, Beşiktaş, Adana Demir. Çok zor yani. Çok zor. Çok zor. Hocam futbolda mucize diye bir şey var. Onun için de oynayacaksın. Yani, yani buraya hiç gelmemeliydi gösteri takımı. Evet. Bu noktada başka şansın yok. Fenerbahçe'ye de bakalım madem öyle. Fenerbahçe'ye de bir kalan maçlarına... şöyle bir göz atalım. Ee, i̇kinci yarıda ilk başta bir oyunu okur, ondan sonra değişiklikler gelir diyorsunuz hocam. Öyle mi? Yapacak bir şey yok. Fenerbahçe'nin de Rize deplasmanı önümüzdeki hafta yine düşme hattında... E... Ya tamam ya devam maçlarından biri daha İçeride Gaziantep, Beşiktaş derbisi İçeride Karagümrük Son hafta ligden düşmesi kesinleşen şey Yeni Malatya Şimdi Karagümrük maçı Fener için zor maç Beşiktaş zor maç, Antep zor maç Niye? Rize zaten düşme hatında zor Diğerleri Fenerbahçe ile oynamanın Ve kendini göstermenin Maçları bunlar futbolcu için Beşiktaş'ı evet. geç, Gaziantep Ve Karagümrük maçları öyle Malatya son maç. Onu geçersin. Yani Beşiktaş'ı saymaya gerek yok. Bir şey maçı. Ya, yani Fener'in de işi kolay değil şu aşamada. Tabii. Öyle. Yani kaç eksi puanla çıkar veya çıkamaz. Bunu bunu geçmesi lazım. Ama şu ana kadar oynadığı oyundan pek geçecek gibi değil. Şu ana kadar oynadığı oyundan. Şu ana Ama kadar oynadığı önünde... oyun tehlikesin, tehlikesin yani Yani Göztepe iki tane net pozisyona girdi. Yani kaçırmak zor. Vuruşları kalecinin üstüne yaptılar. Bakalım Kaleci İsmail Hoca çıkarttı. son haftalarda çok övgü alıyor. Nasıl bir hamle yapacak? Nasıl uyarılar yapacak? Devre arasında nasıl değerlendirecek? E, takımın bir silkelenmeye ihtiyacı var 45 bin seyircisinin önünde. E, ilk yarı özellikle ilk yarının 20-25 dakikası çok iyi değil. Hocam şimdi artık bu saatten sonra iyi oyun falan yok. Galibiyet var. Öyle mi diyorsun hocam? Peki yavaş yavaş toparlayalım biz ee, karşılaşmada ikinci yarı başlamak üzere sözü skorborda bırakalım ardından takım oyununda görüntüler eşliğinde röportajları basın toplantıları da sizlere ileterek e, birlikte olacağız. E, az önce sevgili Kerem de söylemişti e, City, e, Liverpool City maçı da yine takım oyununda geniş özeti ekrana gelecek onu da hatırlatalım güzel bir maçtı biz sözü skorboard'a bırakalım, takım oyununda birlikte olalım.